Herkese merhaba. Eskişehir Net'ten, Eskişehir Net stüdyolarından önemli bir konuğum var. Son zamanlarda daha da önemli hale geldi. Aslında normal zamanlarda da çok önemli. Arkada da görüyorsunuz 112 acil servis, ambulans bunlar çok önemli. Gerçekten en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman yanımızda olanlar ve hızlı bir şekilde yanımızda oluyorlar. Neden burada? Şimdi bir konuğum var. Çok e, kendisini seviyoruz. Çok en başta dolu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, i̇şini çok iyi yapan e, bir bürokratımız. E, Tanışalı da çok olmadı aslında. Evet. Ama çok çabuk kaynaştık. Evet. Kısa bir <laughs> süre önce tanıştık ama ortak dostlarımız vesilesiyle herhalde uzun zamandır tanışıyor gibiyiz. İşini iyi yapan insanı seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu yaşın bana verdiği tecrübe bu. İnsan Hı. işini iyi yapacak. Hata da yapın. Fark etmez. Şimdi biz o bürokratlara da artık özlüyoruz hastayız. Doktor Veli Görkem Pala 112 başhekimi Eskişehir'deki bütün o 112 bu ambulans arkada gördüğünüz filoyu yöneten isim yaklaşık 700 kişisiniz. Evet yaklaşık 700 kişi. 700 kişi ama şu anda niye burada aslında onu da Rahmi yazmış aşağıya 1-7 Aralık acil sağlık hizmetleri haftası bakın neler olacak. Ama önce bir hoş geldiniz diyeyim. <laughs> hoş bulduk. Öncelikle tabii çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkan sağladığınız için. Böyle kıymetli bir hafta öncesinde vatandaşlarımıza bu haftanın önemini 112'ye anlatma imkanını bize sağladığınız için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bize böyle geniş bir hareket alanı ayıran, bu konuda bize izinler veren Sayın Valimize ve şu anda rahatsız İl Sağlık Müdürümüz Profesör Doktor Uğur Bilge'ye de geçmiş olsun dileklerimizi Hı. iletiyor. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şu andaki durumu nedir? Çıktı mı evde Uğur, mi? Uğur Hocam gayet iyi. Selamları var. İnşallah salı evet. günü programımızın açılışını da birlikte yapacağız. Çok ee, güzel. Hastane, bir süre tedavisine hastanede devam etti. Hı. Şu anda iyi. Toparlandı. İnşallah salı günü aynı hızıyla, aynı heyecanıyla, aynı çalışkanlığıyla sahaya dönecek. Aramızda görmek istiyoruz. İnşallah, İnşallah. Tabii kolay bir süreç değil. O da evet. e, yani diyelim ki kaç tane sağlık müdürü geldi geçti evet. ama 100 yılda bir olacak şey de uğur hocaya denk geldi. Evet. <laughs> Allah yardımcısı olsun. Evet. E, şimdi eski şey 112 ile ilgili haftaya geçmeden önce çok iyi şeyler duyuyoruz. Yani neredeyse duyduğumuz 10 haberin 9,5'u iyi. Yani hiç böyle olumsuz bir şey duymuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, geçtiğimiz günlerde hatta bir rakamlar falan böyle Hı -hı. müdahale hızınız, e, araç filonuz bunlardan biraz bahsetsek mi? Eskişehir 112 nedir, nereye geldi? Şimdi Eskişehir İl Ambulans Servisi 2002 yılından itibaren e, Hızır Acil Servis döneminden itibaren kurulmuş e, ve bugün Türkiye'nin en zengin ambulans filosuna ve en güçlü e, il ambulans servisi teşkilatına sahip e, illerinden birisi haline gelmiştir. 2002 yılında 6 ambulansla çıkılan ve maksimum 6000 hastaya ulaşıldığı varsayılan 6 e, ambulans Eskişehir'de al, mi? Tabii. 2002 yılında sadece 6, a, sadece 6 ambulansla yola hmm. çıkılan bir dönem var. Sonra 2017 yılında 47 ambulansa kadar çıkan e, bugün de 58 ambulansla ve 38 farklı noktada şehrimizin tamamına yaklaşık 65 bin hastamıza hizmet veren bir e, teşkilattan bahsediyoruz. Daha doğrusu Hı -hı. hastane öncesi acil sağlık hizmeti teşkilatından bahsediyoruz. Hı -hı. E, yine bunun yanında süreler artık önem kazandı. Biliyorsunuz acil vakada süreler çok kıymetli. 2017 yılında ortalama bir vakaya ulaşma süremiz 6,5 buçuk dakika iken bugün e, tüm pandemi koşullarına, tüm hastalara kişisel koruyucu ekipman kuşanarak giyip çıkmamıza rağmen 4,5 dakikada Eskişehir'deki kentsel bölgedeki tüm vakalarımıza ulaşabiliyoruz. Ortalama 4,5 dakika tabii o ki. O giyinmek tabii biraz tabii. Biraz azından. zaman kaybettiriyor bize ama tüm bunlara rağmen 4,5 dakika. bunun yanında özellikle ambulanslarımız var. Eskişehir bu anlamda çok ciddi bir parkura sahip. Kar paletli 4 x 4 yoğun bakım çok yataklı motosiklet e, pek çok özellikle ambulansımız var e, yenileri katılacak inşallah bakanlığımızın e, teveccühüyle yenileri filomuza katılacak. E, Eskişehir çok bu anlamda çok zengin bir il. E, personel sayısı anlamında da yeterli ve zengin bir il. İşte 2002 yılında 100 yüzü bulmayan bir personel sayımız vardı ve e, ATT paramedik dediğimiz Acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikerlerinin olmadığı bir grupla hizmet verilirken bugün tamamen bu işin profesyoneli sayısı yaklaşık 700'e ulaşmış. Oo, doktorlar, ATTLer, paramedikler, sürücü arkadaşlarımızla birlikte çok geniş bir aileyiz, çok sesli bir aileyiz. Şunu merak ediyorum orada, hemen gireyim araya. Şimdi, AVM'lerde özellikle. Z kuşağından bahsederiz ya, AVM'lerde yönetici arkadaşlarım var. Hı hı. O kadar zorlanıyorlar ki. Bazıları böyle artık e, kafayı tırlatmak üzere. Çünkü çalıştıkları hep genç insanlar. Hı hı. E, yani o kadar zor ki yönetmek. Evet. Şimdi sizin de çok yaş ortalamanız çok düşük. Evet. E, hani doktorlar belki biraz e, deneyimli olabilir ama diğer arkadaşlarımız e, nasıl yönetiyorsunuz, nasıl oluyor? Şimdi, tüm bu deneyime rağmen e, ekibimin yaş ortalaması benim e, 27-28 şu anda. Bugün itibariyle 27-28. Tüm bu deneyime rağmen çok genç bir ekibe sahibiz. Yani bir deneyimli kadro var. Bir de 19 yaşında gelen arkadaşlarımız var. 19 yaşında geliyorlar ve ambulansta çalışmaya başlıyorlar. Ben de ilk bu şehir bana güvendiği dönemde Türkiye'nin en genç başhekimiydim. Şu anda benden daha genç arkadaşlar var muhtemelen. Tam da bilmiyorum ama benden daha genç arkadaşlar var ama ben de gencim. 33 yaşındayım. Bu şehrin çocuğuyum. Harika. O ambulansın arkasından geldim. Komutada çalıştım. O ambulansın arkasında çalıştım. Arkadaşlarımın derdini iyi biliyorum. Arkadaşlarımın hmm. sıkıntılarını iyi biliyorum. Bu hizmet nasıl yürütülür? Nasıl daha mükemmel hale getirilir? iyi biliyorum. Bunun mutfağında yetişerek geldim. Dolayısıyla ciddi de bir güven oluştu. Bütün şehirdeki büyüklerimiz sağ olsunlar bana bu konuda çok ciddi bir güven ve destek sağladılar. Ben de bu gençliğin verdiği hızla ee, şimdilik arkadaşlarımla da yakın yaş ortalamasında olduğum için de e, şimdilik bu işi böyle gençlik ateşiyle sürdürüyorum. Ama sürekli hareket halinde olan bir yer dediğiniz gibi, o kısmını da ayrıca Çok zor, zor Evet, zaten işiniz evet zor. Evet. Ee, ama şimdi biraz Eskişehir'de nasıl gidiyor bu işler ona gelelim. Ee, Eskişehir Halkından, sürücüsünden, trafiğinden ne durum memnun musunuz? Şöyle Eskişehir aslında örnek illerden bir tanesi. Her konuda olduğu gibi. Bu konuda da Eskişehir'imiz örnek illerden bir tanesi. E, zaman zaman özellikle şehir merkezimizin tek merkezli olması dolayısıyla zaman zaman zorlandığımız... E, şehir merkezinde zorlandığımız, trafiğe kapalı alanlarda vakaya ulaşmakta zorlandığımız... E, giderek artan yaşlı nüfusumuz dolayısıyla e, zaman zaman... Eski yapılarda taşıma konusunda zorlandığımız yerler olacak, oluyordu da. Bunları hafta boyunca arkadaşlarımız da size anlatacak. Hı. Ama trafikte de çok zorlandığımız saat dilimleri olabiliyor ama yine de Eskişehirler ambulansı gördüklerinde gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Gerekli duyarlılığı Hı. gösteriyorlar. Eskişehir çok... Kıymetli bu anlamda çok örnek bir hı hı. şehir. Ee, i̇nşallah bu örnek şehir olma durumumuzu da bu hafta tüm Türkiye'ye hep birlikte göstereceğiz. Çok güzel. Ee, hatta takdir edilecekler. İsterseniz yavaş yavaş girelim. Tamam. Şimdi bu acil sağlık hizmetleri haftası. Bu nedir? Niye kutlanır? Farkındalık e, elbette ki yaratılacak ama biraz bahsedelim. Türkiye'de bu yıl il ambulans servislerinin 26. yılı. Eskişehir'de de biz 2018 yılının Aralık ayının başında yine 1-7 Aralık haftasında acil sağlık hizmetleri haftasında 1 Aralık'ta bir yürüyüş kortejiyle başlatıp 11 gün süren tüm şehrin katkı sağladığı hatırlayacaktır şehrimizdeki vatandaşlarımız bir hafta tertip etmiştik. Tatbikatlar, işte ralliler, Birçok gösteriler yaparak vatandaşlarımızı buraya çekmiştik ve orada bir mesaj vermiştik aslında. Eskişehir'le birlikte bir nefes kadar acil mi diye bir kampanya yapmıştık. Bir sloganınız oluyor. Bir de sloganımız vardı. Bu sene de var mı? Bu sene de bir sloganımız var. Bu sene de engel olma diyoruz. Engel olma. 112'yi gereksiz meşgul ederek engel olma. Hmm. Ambulansı gereksiz meşgul ederek engel olma. Trafikte ambulansa yol vermeyerek engel olma diyoruz. Gerçekten ihtiyacı olan birine ulaşacak olan bir ambulansa engel olma diyeceğiz bu, bu yıl inşallah. Hatta 5 Aralık 2020 saat 20'de Twitter'da da bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Tamam. İnşallah tüm şehrimizin sizlerin de katkılarıyla engel olma Burada başlığı var. altında hep birlikte ambulansın gereksiz kullanımının önüne geçmeye tamam. çalışacağız. 5 Aralık saat, saat 20. 20. Evet. Twitter'ın başında olacağız evet. ve o etiketle tweet'ler atacağız. Evet. Başka neler yaparız bu hafta? Biz, Nasıl geçecek? Tabii şöyle çok profesyonel, çok güçlü ve çok sesli bir kadroya sahip Eskişehir 112. Dolayısıyla birçok fikir ve e, şehri e, şehrin bütün dinamiklerini kullanabilecek bir yapıya sahibiz. Biz bütün sivil toplum örgütlerimizle, kurumlarımızla işbirliği yaptık. Onların SMS sistemlerini kullanacağız inşallah hafta boyunca. Hı hı. Ee, yani her kurumumuz kendi üyesine, kendi personeline e, bizim belirlediğimiz bir günde, 1 ila 7 Aralık arasındaki bir günde SMS atacak. Ve acil sağlık hizmetinin önemini döneminden bah bahseden, ambulansa yol verilmesinin gerekliliğinden bahseden bir SMS gönderecek. Yaklaşık 500 bin tekil kullanıcıya ulaşacağız. 500 bin? Evet. Bu aslında... Ee, en önemli kitlesel hareketlerimizden biri olacak. Ee, bunlar bize pandeminin bize öğrettikleri diyebiliriz. Tamam. Yani artık yüz yüze gelerek bir şeyleri anlatmaktansa uzaktan anlatmak daha kolay. Ee, uzaktan anlatmaya çalışacağız inşallah daha sağlıklı. O mesaj bana gelince ben de WhatsApp grubundan paylaşabilirim onu. Tabii ki. Yayalım. Herkes yayılsın. Tabii ki. Evet aynen herkese yayalım. Çünkü bu bizim çağrımız, bu bizim derdimiz. Gelecek mesaj bizim çağrımız, bizim derdimiz. Daha doğrusu aslında hizmet sağladığımız eski şehrin çağrısı, hizmet tamam. sağladığımız eski şehirlinin derdi. Dolayısıyla bu çağrının ve bu derdin herkese ulaşması için müthiş bir kurumlar arası işbirliği gerçekleştiriyoruz. Hı. Ben buradan destek olan tüm kurumlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hakikaten hiçbir kapı bize kapanmadı tüm kapılar sonuna kadar açıldı ve bu konuda inanılmaz bir destek gördük. Eskişehir 112 etrafında herhalde Eskişehir tarihinin gördüğü en büyük kurumlar arası işbirliğiyle karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Milletvekillerinde de çok mesaj var. Durmadan evet. atıp duruyorlar. Evet. 7 milletvekilimize de ulaşalım. Bir tane evet. 112 için atalım. E, şöyle sayın vekillerimiz zaten e, hafta boyunca bizleri ziyarete de gelecekler, şeref verecekler, arkadaşlarımızla da görüşeceklerini söylediler. Sürecin başından itibaren de e, hemen hemen hepsi defaat arayıp arkadaşlarımızın sağlık durumunu, motivasyonunu, işin gidişatı ile ilgili bilgileri e, gerek şartından almışlardır. Çünkü şu televizyona çıkıyorum, bu hacı pilavına gidiyorum falan böyle sürekli mesajlar geliyor. Bakalım 112 ile ilgili mesaj gelecek mi? Destek olacaklarını biliyorum. Tahmin ediyorum. Eyvallah. Bir çok güzel bir şeyden bahsettiniz. E, muhtemelen gelecek ama ben biraz sabırsızlandım. Onu bahsedebilir miyiz? E, yıl boyunca Videolar çekildi. 112'ye evet. yol verenler. Evet. Şunu bir anlatın ya, çok güzel. Şimdi Yaşama Yol Verenler projesi aslında bu biraz sürpriz kalsın istiyorduk ama <laughs> e, abi sizi kırmayayım. Şimdi Yaşama Yol Verenler İnşallah projesi. İnşallah onlar dinlemiyordur. Evet, <laughs> sürpriz olsun onlara. E, onlara daha ulaşmadı. <laughs> Sayın Valimizin himayesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürümüz çok kıymetli Engin Dinç Bey ile birlikte bir e, proje başlattık. Biz e, 13 Kasım'dan 23 Kasım'a kadar Geçen 10 günlük süre içerisinde, e, sürücülerimizi takip ettik. E, bu sürede 100 tane sürücümüz belirlendi, 100 plaka belirlendi daha doğrusu. Hı hı. E, bu 100 şanslı sürücümüz ya da şanslı demeyelim de aslında bu sürücülerimiz duyarlı. E, çok kıymetli sürücüler bizim için. Bu 100 kıymetli sürücümüze e, bu dönemde bir sürpriz bekliyor. Ee, i̇nşallah tabii. Sayın Valimizin himayesinde Bir proje gerçekleşecek 1 aralıkta da Sayın Valimiz e, inşallah Haftanın açılışıyla Birlikte bu konuyu da e, Anlatacaktır Hı -hı. E, Tabii ki he, Bir çiçekle bahar gelmez ama e, Her çiçekte bir baharın müjdecisi tabii, O yüzden kesinlikle. bu sembolik Bir e, anlamı olacak belki ama 100 kişi de az değil Evet az değil Eskişehir için çok, çok güzel bir şey olacak Ve Türkiye'de SMS tek atacağız. olacak Yaşama ee, yol vereceğiz. Engel olma etiketiyle Twitter'da bir etkinliğimiz var. Evet. Yaşama yol verenler tespit edildiği onlara ulaşılacak bir sürpriz var. Ee, böyle bir açılış falan olacak mı? Şu pandemi Hayır. falan da var. Herhangi bir açılış e, programı ya da bir tertiplenmiş bir program olmayacak. Ama hafta boyunca bizi ziyaretçilerimiz olacak. Biz Hı. orada. E, 112 nereden, nereye geldi? Bundan sonra nereye gidecek? Ee, kıymetli ziyaretçilerimizden beklentimiz nedir? Halkımızdan beklentimiz Hı. nedir? Konusunda ve arkadaşlarımızın da haftalarını kutlamak anlamında e, ziyaretçilerimizi kabul edeceğiz. E, merkez binamızda. İnşallah sizi de kabul edeceğiz. Sizle de Hı. orada inşallah beraber e, yine olacağız. Arkadaşlarımızla beraber olacaksınız. Hafta boyunca arkadaşlarım sürekli zaten e, kamuoyunun, basının gözü önünde olacak sürekli onlar bugüne kadar yaşadıklarını anlatacaklar tecrübelerini anlatacaklar Hı. çünkü Eskişehir 112'de hiçbir ilde olmayan şeyler var Eskişehir 112'nin kadın sürücüleri var Eskişehir 112'nin motosikletli ekipleri var Eskişehir 112'nin hiçbir ilde olmayan kadın motosikletli sürücüleri var kadın sürücüler şöyle İstanbul'da aynı mıydık İstanbul'da, ha, İstanbul'da, fazla İstanbul'da mıydık? şöyle 15 milyonda bir var Eskişehir'de 870 binde 9 var. Öyle söyleyeyim. Hatta Arka. yani, yani çok aktif güzel. 9 ama e, mevcut yapan 21-22 tane arkadaşımız Bu motorlu var. Motorlu 112. Motor ayrı. Motorlu 112'miz de ayrı. Orada da iki tane şu anda aktif kadın sürücümüz var. Bir tane de Türkiye'deki tek e, e, kadın yani ilk ve ilk olan Gülyazı var. O da Harika. Türkiye'de ilkti. Şu anda aktif kullanmıyor. Şu anda aktif Ece ile Sabiha kullanıyor. Ee, çok da müthiş, güzel kullanıyorlar. Çok müthiş. güvenli kullanıyorlar. Kazasız belasız inşallah. Peki bu mesela motorlu 112 dediniz. bunu Bakanlık karar vermiyor mu? Şu 22 evet. yılda başlasın demiyor mu? Yoksa bunlar sizin Ş şöyle, mi? Şöyle. Bakanlık illere motosik kullanabilecek olan illere daha önce motosiklet tahsis etmiş. Ama biz bu yıl 3 Haziran'da tüm Türkiye'yi bakanlığımızın bizlere yönlendirmesiyle birlikte tüm Türkiye'yi uzaktan online bir çalıştay'a topladık. Motosiklet ambulans çalıştayına topladık. Hı. Çünkü Eskişehir 112 bu işi gerçekten zirvede yapan e, illerden bir tanesiydi 2019 Aynen. yılında. E, motosiklet ambulansla yapılan vaka sayısı anlamında nüfusa göre değerlendirildiğinde çok yüksekti. E, bir biz de bizde mevsim kısa biliyorsunuz. Yani e, Muğla 27 e, gün 24 saat sürdürebiliyor hatta her mevsim sürdürebiliyor hı hı. E İşte Antalya her mevsim sürdürebiliyor ama Eskişehir'de bunu şu mevsimde devam ettirmeniz mümkün değil tamam. motosikleti. Bir de şeyi sorayım sizi bulmuşken kırsalda nasılız birkaç Kırsal. ay önce çiftelerde Kadir hı hı. Bıyık'la birlikte evet. açtınız evet. belediye başkanımızda selamlarımızı gönderelim. Kırsalda nasılız? Şimdi tabii e, öncelikle Kadir Başkan'ın da adı geçti. E, ben de sizin aracılığınızda tekrar bir daha hmm. teşekkür edeyim. E, başkanım bize e, çiftelerde ikinci istasyon için bir yer tahsis etti. Bütün her şeyini karşıladı ve şu anda çiftelere ikinci istasyon açıldı. Çiftelerde iki tane, Sivrihisar'da üç tane, Seyit Gazi'de iki tane, diğer tüm ilçelerimizde birer tane olmak üzere her yerde şu anda bir 112 ekibi var. Handa da varız. Handa da var. Gün yüzünde de var. İnönü'de de var. Mihal Gazi'de de var. Sarıcakaya'da da var. Ee, çiftelerde iki tane var. Seyit Se 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 Gazi'de iki tane var. Sivrihisar'da 3 tane var. Hı. Kırsal'da şu anda yeterli durumdayız. Ee, çiftelerin ikisi, iki oğlusu çok kıymetliydi. Açtık. Ee, yeterli durumdayız. İlerleyen dönemlerde 5 yıllık planımız içerisinde Yine bu arada Mahmudiye Alpu bölgesi desteklenebilir, yeni bir istasyonla desteklenebilir. Ee, onun haricinde ilçelerimiz şu anda yetiyor, çok yeterler. Güzel. Belediye başkanlarımız çok değerli destekler veriyor, kaymakamlarımız çok değerli destekler veriyor. Kırsaldaki e, ekiplerimizin sorunları merkezden daha farklı ama gördüğümüz destek de hakikaten çok, çok fazla. Güzel. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz de e, tabii bu bir yaşama destek aynı zamanda 112 evet. demek, hayat demek, yaşam demek. Bir iki dakikamız var. Hafta ile ilgili siz bir yere gidecek misiniz? Ziyaretler falan olmayacak dedik. Açılışta yok. Evet. Hiçbir şey, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Dijital gitmeden, bir kutlama yapacağız. Evet, dijital bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Aslında biz 2020, 2019'da bir program yapmıştık. Belki hatırlarsınız. 2019 15 Kasım'da 4 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonunun resmi açılışını yapmıştık ve tüm büyüklerimiz gelmişlerdi Hı. onları uzaktan bağlantı yoluyla yapmıştık o zaman Zoom yoktu başka bir şey kullanmıştık Hı. uzaktan bağlantı yoluyla açılışlarını gerçekleştirmiştik şimdi 2020 yılında bahsettiğiniz çifteler 2 ile birlikte 5 yeni istasyonumuz daha faaliyette. Ancak resmi açılışlarını gerçekleştirmedik. İki istasyonumuzun da temel atması gerçekleşecek ama bunların da resmi temel atmalarını gerçekleştirmedik. Bunları inşallah pandemi sonrasını erteledik. Tamam. Bu programı pandemi sonrasını erteledik. Biz bu hafta boyunca konuklarımızı 112'de ağırlayacağız. Yani yeni Yenikent'teki 112 operasyon merkezinde ve başhekimlik binamızda ağırlayacağız konuklarımızı. Daha sonra konuklarımıza 112 ile ilgili genel bilgiler verip arkadaşlarımızın haftalarını kutladıktan sonra programları sonuçlandıracağız. Bu yıl biraz böyle uzaktan bir farkındalık oluşturacağız. İnşallah yerel ve ulusal medyamızın desteğiyle birlikte Hazırız. bu yıl evet çok teşekkür ederim. Daha çok ses getireceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Yani bu bizim Eskişehirnet'in bütün ekranları, sosyal mecraları Gazetesi, dergisi, hepsi size açık. Ne zaman isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu yılın teması engel olma. Engel biz olma. bu yıl gerçek ihtiyacı olana engel olma diyoruz. Tüm Hı. şehrimizi de gerçek ihtiyacı olana engel olma demeye davet ediyoruz. Eskişehir örnek bir şehir. Bu hafta Eskişehir için büyük bir fırsat. İnşallah biz bu hafta Eskişehir'le birlikte gerçek ihtiyacı olana engel olma diyerek tüm Türkiye'ye nasıl örnek bir şehir olduğumuzu, nasıl örnek bir 112 olduğumuzu göstereceğiz inşallah. Göstereceğiz. 112'yi gereksiz yere arayarak oluyor ya böyle işte telefon aldım alo çekiyor mu falan bunlar ya hala var maalesef var. 2020'de de var. Ya da trafikte ambulansa engel olma ya da 112'yi mesela gereksiz yere arama o da var değil mi işin içinde? Evet. Yani çok Hep. fazla acil bir durum yoksa aramayacağız. Engel olma temasıyla 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlayacağız, bir farkındalık yaratacağız. İşte biz de buna katkı olsun diye Doktor Veli Görkem Pala Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimini ağırladık. Güzel bir sohbet oldu, enerjisi yüksek. Yolu uzun bir <laughs> arkadaşımız. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, Programı sonlandırıyoruz. Ee, az sonra bir doktor, bir eczacı sizlerle birlikte olacak. Programa onlara devrediyoruz ekranı. Hoşçakalın şimdilik.